Esasları kitaplarını, dönemindeki pek çok fikir akımını temsil eden kitaplarla karşılaştırırsak, Gökalp'in Türkçülüğün esasları ve Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak başta olmak üzere pek çok eserinin ara başlıklarla, ara başlıklar, konu başlıkları, ara başlıklar, işte belli konularda sistematik düşünce üretmek, sonunda ne yapmamız gerekir? Konu şudur, maddeler halinde sıralamak, sonra yapılacak şeyleri maddeler halinde sıralamak. Gökalp'ten önce bu formatta kitap yok. Yani bu kitapları bu boyutuyla da ele alırsak, pek çok kitapla karşılaştırırsak sistematik olmadıklar. Mesela o dönemdeki başka fikir akımlarının kitaplarında, yani batılı terminolojiyle batılı kitapların takipçilerini, onları kastetmiyorum ama yerli yayınlarda kitaplara bakıldığında belli şeylerden bahsettikten sonra araya hatıralar, hatıratlar giriyor. Anekdotlar, fıkralar, şunlar bunlar derken kitap bitiyor. Yani bu formatın içerisinde bu kitapların da aslında çok sistematik bir yanı var. Yine bir şey söyleyip tamamlayacağım çünkü uyarı geldi herhalde. Oldu. Başka şey de olabilir diye. İbn-i Ziyad Ülkem ve Halil Nalcı'nın tespiti var. Her ikisi de Gökalp'in çok sistematik olduğunu, duygular, hayaller, bunları bile sistematik ve maddeler halinde sıralayabilirdi diyor ve ne yapılması gerektiğini koyabilir. Yani burada sistematik bir yapı da var. Bu kitaplar dönemi içerisinde bu özellikler itibariyle de pek güzel durulmasa bile oldukça önemli. Ben buradan kesiyorum. Sayın Sağman'a çok teşekkür ediyorum. Yani. Böylece bu tarihimizin birinci safhasını ikmal etmiş görüyoruz. Muhterem Hocam. Hocam şurada hareketleri siz hocalarımıza takdim ederseniz. Onu siz takdim ediyorsunuz. Lütfen yani. Bu arada hem dinlenmiş olursa o soru sormak isteyen de var ise hep aşırıya kaçmadan her hocamıza birer soru mahiyetinde hocam, öyle bir şey de takdir. Arkadaşlar sorusunu düşünün biraz dinlensinler bu arada. Evet. Ben şöyle zaten size takdim etmiş çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasın. Allah razı olsun. Mustafa Bey hocam. Öpeceğim benim bir hatırasyon olarak. Gençler soru soranlar veya sormazlar. Ben merhum Gökalp'in bir şiirini size okumak istiyorum. Belki bazı kafalarına minareler sümbül evet. Ziya Hocam evet. Bir konuda muhtemelen bazılarının kafasında soru da olabilir, sormaya cesaret de edemeyebilir. Gökalp Malta'dadır, mahpustur. Onun bütün suçları tadat edilir muhalifleri tarafından, düşmanca. Bunlara cevap verme imkanı da yoktur. Birisi de devrin Ali Kemal ismiyle maruf. Bazılarında da Artun Kemal denilen damat Ferit Paşa hükümetinin Dahiliye ve Maarif Nazırlığı'nı da yapmış olan zat tarafından kendisinin Türk olmadığı, Kürt olduğu böyle fikirleri yaymasının efendim idam edilmesi gerektiği. Evet, edilmesi gerektiği vesaire şeklinde İngilizlere yaranmak için bir şiir neşreder ve yazı neşreder. Buna da bir cevabı vardır. Bu vesileyle onun ruhunu da şad etmiş oluruz. Bana Türk değil diyene şiirin başlığı.
ben Türk'üm diyorsun, sen Türk değilsin, İslam'ım diyorsun, değilsin İslam. Ben ne ırkım için senden vesika, ne de dinim için istedim ilam. Türklüğe çalıştım sırf zevkim için, ummadım bu işten asla mükafat. Bu yüzden bin türlü felaket çektim, hiçbir an esefle demedim heyhat. Hatta ben olsaydım Kürt, Arap, Çerkes, ilk gayem olurdu Türk milliyeti. Çünkü Türk kuvvetli olursa mutlak kurtarır her İslam olan milleti. Türk olsam olmasam ben Türk dostuyum. Türk olsan olmasan sen Türk düşmanı. Çünkü benim gayem Türk'ü yaşatmak, seninki öldürmek her yaşatanı. Türklük hem mefkurem hem de kanımdır. Burada belki biraz kibar olmayan bir kelime de geçecek. Onun için peşin olarak özür diliyorum. Türklük hem mefkurem hem de kanımdır. Sırtımdan alınmaz çünkü Kürt değil. Türklük hadimine Türk değil diyen soyca Türk olsa da piçtir, Türk değil. Allah'a vurur. Soru yok galiba. Evet, söyle güzelim. Kime soracaksan soruyu muhatabını da beyan et. Ben Çağatay Bey. Çağatay Bey. İyi kulaklı. Aslında kabaca yazdı ama okuduğumda ben bile anlamadım yazdığımı. Şöyle aklımda kalan şekliyle sorayım. Günümüzde bazı olaylar bize gösterdi ki Türk ırkı ya da Türk olmak demek. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi genel çok uluslu bir ülke olduğumuz için bütün ulusları bir araya getiren bir milletin kimliği aslında. Yani Türkiye kimliği de Türk olmak demek hepimizi içinde barındıran bir şey. Bunu siz de ifade ettiniz. Fakat günümüzde bazı olaylar gösterdi ki bunun böyle algılanmadığı, hatta Türk kavramının bir ırk olduğu, Türkiye'nin de o ırka hizmet ettiği ortaya çıkmakta, işte bazı olayları getirdi ya da benim anladığım. Benim demek istediğim ya da size sormak istediğim o Türk kavramı ya da Türk kavramının içinin boşaltılması, Türk vatandaşı ifadesinin birilerinin hayır ben Türk vatandaşı değilim, Türkiye vatandaşıyım olarak değiştirilmesi, anayasamızda yer alan ilk üç maddenin değiştirilemeyeceği hükmünün dördüncü maddeyle de hükme bağlanması gereğince, yani bu ifadelerin değiştirilemeyecek hükmü aslında değiştirilebilir mi? Ya da bu ifadelerin kavram kargaşasına uğrayıp Türkiye'lilik diye bir kavramın ortaya çıkarılması yeni Türkiye'nin inşası için midir? Teşekkür ederim. Çok politik bir soru sordunuz. Ziya Gülkalp'le alakalı bir soru değil. Evet, Ziya Gülkalp'le çok ilgili değil. Gökhan Bey zaten... Şimdi Gökhan'ın millet kanımını Mustafa Hocam zikretti. Aynı terbiyeyle, aynı kültürel değerlerle beslenmiş insanların mecmuu. Yani siz farklı bir etnik gruptan olabilirsiniz. Ki var ülkemizde. Osmanlı'nın zaten genel tabiatı buydu yani, genel yapısı. Bütün dünyada da var buna benzer ülkeler. İşte Amerika dünyanın en büyük etnik devleti, biliyor musunuz? Herkes var orada ama ne var orada? İngilizce etrafında ve Anglo-Sakson kültürünün değerlerini benimsemek kaydıyla kendi kültürel kimliğinizle devam ettiriyorsunuz Amerika'da. Şimdi bizdeki bu patırtı gürültü nedir? Onun şeyi çok farklı tabii. Ben şimdi politikacı olsaydım sana daha açık cevap verirdim. Ama politikacı olmadığım için politik cevap vermek istemiyorum. Muhterem dinleyiciler, şimdi tek tük ders vesaire sebeplerle salondan ayrılmalar da dikkat çekiyor.
fasıla vermeden hemen faaliyetimizin ikinci bölümüne geçelim. Artık sabrıyla korup helva olduğumuz biraz sabırlarımızı istirham edeceğiz. İkinci oturumu yönetmek üzere Sayın Profesör Doktor Ahmet Nica Erdoğan beyefendiyi davet ediyorum.